Sağlığıma biraz daha fazla özen göstermeye başladığımdan beri aldığım kalorilerin hesabını tutuyorum. Hatta bu bir süre sonra bir alışkanlık oluyor. K, bir gün içerisinde aldığım kalori miktarı olsun. Bir günde aldığım kalori. Evet. Kilo vermek istiyorum ve bunun için günde 1500 kaloriden daha az kalori almam gerekiyor. Bunu bir eşitsizlik olarak nasıl gösterebilirim? Bir günde aldığım kalori miktarının 1500 kaloriden az olmasını, yani küçük olmasını istiyorum. Hatırlayın, küçüktür işareti için K harfinin üçgene benzeyen kısmını kullanıyorduk. İşte bu şekilde. K küçüktür 1500. Bu eşitsizliği ifade etmenin bir yolu. Bir günde alacağım kalori miktarı 1500'den küçük olmalı. Bu eşitsizlik hakkında şunları söyleyebiliriz. Bir günde hiç kalori almazsam ya da Sadece 100 kalorilik yemek yersem ya da 1400 kalori alırsam veya 1499 kalori olsun. Bunların hepsi bu eşitsizlik için doğru olur. Çünkü bu sayıların hepsi 1500'den küçük. Peki 1500 kalori için ne diyebiliriz? Eğer bir günde 1500 kalori alırsam ne olur? 1500 1500'den küçük müdür? Bu ne biçim soru? Tabii ki de değildir. 1500 1500'e eşittir. O halde bu doğru bir bilgi değil. Şimdi diyetimizin sıkı kurallarını biraz esnetelim ve diyelim ki, yapacağım diyet bir günde 1500 kalori de dahil olmak üzere 1500'e eşit ya da 1500'den az miktarda kalori almama izin veriyor. Peki bunu nasıl gösterebilirim? Bir günde 1500'e eşit ya da 1500'den az miktarda kalori alabileceğimi yazıyla nasıl ifade edebilirim? Yani bir günde ya 1500 kalori alabilirim ya da 1500'den az kalori alabilirim. Buradaki eşitsizlik bu haliyle sadece 1500'den az kalori alabileceğimi gösteriyor. Şimdi 1500 kalori alabileceğimi de bu eşitsizliğe eklemenin bir yolunu düşünmeliyim. Bunu yapmanın tek bir yolu var. Hem de çok basit. Küçüktür işaretinin altına bir çizgi çekmemiz yeterli. İşte bu kadar basit. Bu minik çizgi küçüktür işaretini, küçük eşittir işaretine dönüştürür. Artık bu işaret, k'nin değerinin 1500'e eşit ya da 1500'den küçük olabileceğini gösteriyor. Ve şu anda, günde 1500 kalori almamı engelleyecek hiçbir şey kalmadı. Eşitsizlik bu haliyle 1500 kalori alabileceğimi gösteriyor. Ve bunu bir sayı doğrusunda göstermek istersek, bu sayı doğrumuz olsun. E tabii ki de 0'dan 1500'e kadar saymayacağım. Eğer yapsaydım çok uzun bir video seyretmek zorunda kalırdınız. Evet, burası 0 olsun. Burası da 1500. Küçük eşittir ifadesini bir sayı doğrusuna nasıl aktarırız? Bir günde alacağımız kalori sayısı 1500'e eşit olabiliyordu. Öyle değil mi? O halde buraya içi dolu mavi bir nokta koyalım ve 1500'den az olan kalori miktarı da kabul edildiğine göre, 1500'den küçük olan her şeyi de maviye boyayabiliriz. Yani, 1500'e eşit veya 1500'den küçük olan her şey kabul edilebilir. Peki, 1500'e eşit ya da 1500'den küçük eşitsizliğin doğru olmadığı durum için ne söyleyebiliriz? Yani sadece 1500'den küçük olan kalori miktarının kabul edildiği eşitsizlik, Hadi gelin bunu da çizelim. Eğer k 1500'den küçükse sayı doğrumuzu yeniden çiziyorum. Bu 0, bu da 1500. 1500'ü eklemediğimizi, yani bu eşitsizlik için doğru olmadığını açıkça göstermek istiyoruz. Bunun için 1500'ün üzerine içi boş olan bir nokta koyuyoruz. Unutmayın, 1500 dahilse noktanın içi dolu, değilse noktanın içi boş olmalı. Bunu sakın unutmayın. Noktanın içini boyamıyoruz ama 1500'den küçük her şeyi aldığımızı göstermek için burayı boyuyoruz. Evet, şu ana kadar küçüktür ve küçük eşittir ifadelerini gördük. Peki ya büyüktür ve büyük eşittir ifadelerini kullansaydık ne olurdu? Önce biraz düşünelim. Diyelim ki, sağlıklı yaşamak için diyet yaparken aynı zamanda bir günde içtiğim su miktarını da artırmaya çalışıyorum. Bir değişken tanımlayalım. S, bir günde içtiğim suyun litre cinsinden değeri olsun. Ve bir günde en az 3 litre su içmem gerektiğini biliyorum. Şimdi günde 3 litreden fazla su içmemi gerektiren bir durumu düşünelim. Yani S'nin 3'ten büyük olması gerekiyor. Peki sayı doğrusunda bunu nasıl gösteririz? Sayı doğrumuzu çizelim. Bu 0, bu da 3. Eğer içtiğim suyun 3 litreden fazla olmasını istiyorsam, 3 litre su yeterli olmayacaktır. Yani sadece 3 litre içersem bu kabul edilemez. 3, 3'ten büyük olamaz. 3,0001 litre ya da 3,0000001 litre su içmem gerekir. Yani 3'ten büyük olmalı. O halde 3'ü dışarıda bırakmam gerek. Ama 3'ten büyük her sayı kabul edildiği için buraları boyayabilirim. Şimdi de biraz yumuşuyorum ve diyorum ki 3 litre içersem bu da kabul edilebilir. Yani s 3'ten büyük ve 3'e eşit olabilir. Ve sayı doğrusuna gelirsek aradaki tüm sayıları göstermeden bu 0 bu da 3 olsun. Şimdi 3 litre de kabul ediliyor. Yani 3 litre de dahil oldu. Onun için bu noktanın içini boyamam gerekiyor. Burada 3 litre dahil değildi. Onun için noktanın içini boş bırakmıştık. 3 litre su içebileceğim için 3'ün içini ve 3'ten büyük olan kısımları boyuyorum. Bol su içmek çoğu bünye için iyidir. Yediğimiz yemekleri bilinçli tüketmekte